70 yaşında, babam 70 yaşında beyin küçülmesi yaşıyor, unutkan. Ne yapabiliriz? Beyindeki hücreler yavaş yavaş ölmeye başlamış, plak oluştuğu için. Beyinde bir sürü protein var, enzim var vesaire vesaire. Zamanla ne oluyor? Beyin çalışmadı mı? Aslan yelesi mantar diye bir mantar var. Aslan yelesi. Çok mübarek bir bitki. Aslan yelesi. Aslan yelesi mantarı ile ilgili Profesör Doktor Rita Levi Montalcini araştırma yapmış. 100 yaşında Nobel ödülü aldı kadın. 1986'da. Bu Rita Levi Montalcini'ye kadar dünyadaki bütün doktorlar diyordu ki efendim işte mide hücresi 4 günde bir yenilenir, mide asidi yakar hücreyi. Kan hücreleri 120 günde bir yenilenir, yeni hücre üretilir. Karaciğer 200 bilmem kaç günde, kemik hücreleri 2 yılda. Ama beyindeki nöron, sinir hücreleri ve sinir sistemindeki hücreler gelişmez, değişmez, dönüşmez ama ölür. Ömür boyu aynı. Tövbe tövbe. Sadece bilgi yüklenir. Hard disk. Ömür boyu değişmez, dönüşmez diyorlardı. Rita Levi Montalcini beyindeki hücrelerin değişebileceği, dönüşebileceği, yenilebileceğini belgeledi. Kadın Nobel ödülü aldı. Tabii orada bir protein buldu. Bir enzim buldu. Nerf graf faktör. Bu buluş dünya çapında çok büyük bir buluş. Fakat bu buluş bir işe yaramadı. Çünkü bunu damardan vursan iğne veya hapını alsan beyni ve omurilik koruyan bir sıvı var. Beyin omurilik sıvısı boz. Beyin omurilik sıvısı bozsa bu enzim, bu protein geçemez. Beyne geçemez. Buluş bir işe yaramadı. Bilgi olarak kaldı. Bunun üzerine Japon ilim adamı Kawagishi Profesör Doktor aslan yelesiyle ilgili bir çalışma yaptı. Bu aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde var. Bunlarda en önemlileri tabii ki beta glukan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vitaminler bağışıklık sistemini güçlendiriyor ama en önemlisi herikenon, erinasin denen etken madde. İkisi çok önemli. Bu iki etken madde kana karıştıktan sonra beyne gidiyor. Bosu geçiyor. Beyin omurilik sıvısını bos denir. Bosu geçerse ne olur? Beynimizi büyük bir fabrika benzetelim. Ve o fabrikanın içerisinde büyük büyük makineler var. Enzimleri de makineye benzetelim. O makineler fişi çekilmiş gibi, makine gibi duruyorsa işte bu herikenin erinasin denen etken maddeleri aslan yelesinin birleşimindeki burada ha pardon şöyle mi düşünüyorum. Ne yapıyor? O makineyi tekrar çalıştırıyor. O enzim harekete geçiriyor. Böylece beyinde hasara uğrayan yapısı, dokusu, özellikleri ve bozulan hücreleri tamir ediyor. Herikenin erinasin. Pardon şöyle mi? Şöyle. Aslan yelesinin mantarının birleşimindeki etken madde beyinde tadilat, tamirat yapıyor. Biz de ne yaptık? O aslan yelesi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Yok burada. Aslan yelesi. Kapsül ürettik. Yani 500 tane kapsül ürün var. Hepsini buraya koyacak halimiz yok. Şimdi çok çok enteresan bir durum olduğu için bunu anlatayım. Bir emlakçı var tanıdığımız Silivri'de. Oğluna bizim ürünleri kullanıyor. Kızı bizim ürünleri kullanıyor.
Hanımı bizim ürünleri kullanıyor, kendisi kullanıyor. Bütün aile üşütme, grip, nezle olmuyorlar. Bağışık demiyor, güçlendi, çok memnunlar. Dedi, bir şey söyleyeceğim ama dedi. Söyle. Keşke 3-4 yıl önce, 5 yıl önce sizinle tanışsaydık. Niye dedim? Annem çok ağır hasta. Nesi var? Alzheimer. Tedavi ederiz inşallah. Yok dedi, yok. Bu geçti. 4. devreye bile geçti. Bizi bile tanımıyordu. İyice buna bakıcısı var dedi. Deneyelim dedim. Yok yok. Gitti adam. Birkaç hafta sonra beni aradı altı hafta. Ya dedi, gönder gönder. Ne göndereyim dedim. Ne, kime ne göndereyim? Annem için, Alzheimer hastası için ürünler gönder. Niye, ne oldu? Deneyeceğiz dedim. Ne oldu ki dedim? Sonra anlatırım dedim. İyi dedim. Gönderdik. Sonra geldi bir yere, konuştum. Şimdi bakıcısı gittikten sonra kadın, bayan, ya 83 yaşında bir kadın. Oğluyla gelini, komşuların düğünü varmış. Annem uyuyor, 2 dakika gidelim, gelelim, hemen gözükelim, ayıp olmasın diye gitmişler. Düğüne, anneleri uyuyor diye gitmişler. Düğüne gitmişler, biraz geç kalmışlar. Gelmişler ki anneleri oturma odası, yatak odası, mutfak, her tarafı tuvalet gibi defacetini yapmış, pikirletmiş. Allah kimseye vermesin, çok kötü bir şey. Bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra kadın kendine gelmiş, şak, dünyaya geri dönmüş uzay merkezine. Televizyon seyretmeye, sohbet etmeye başlamış. Ya kadın normale döndü, daha ne iş döndüm. Ne yapacağız şimdi? İyileşti diye hemen bırakmayın, en az 4 ay kullanın. Biraz daha iyi olur. Tamam dedi. Bitti gitti.